Şu anda elimde Logitech'in fiyat performans sınıfı faresi var. Geleneksel kıvamda seri bir oyuncu faresi arıyorsanız bu video tam size göre. Selam yüksek frekanslar, kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda yeni yıla saatler kaldı. Elimden geldiğince daha bütçe dostu bir ürünle kapanış yapmak istedim. Şimdi G203 yeni seri bir fare olmasa da oyunlarda iş yapabilecek potansiyelde. Hatta 402, 502 gibi bu seriye alışmış birçok dostumuz var. Acaba daha uygun fiyatlı bir seçim olan bu fare bizlere neler sunuyor? Gelin hep birlikte frekans verelim. Öncelikle kutu üzerinde ürün hakkında tüm önemli detaylara tasarımla birlikte rastlamak hoş. İçerik olarak da kitapçık ve fare ile karşılaşıyoruz. 32 bit mikro işlemcili, 6 programlanabilir tuşlu 8000 dpi çözünürlük sunan faremiz, daha ilk temasta 85 gramlık aşırı hafif halini hissettirdi. Ayrıca diğer farelere göre 60 santim daha uzun bir kabloyla geliyor. Hem ince hem de kolay kolay dolanmayacak bir yapıda. Dostlarım, fare kalın ve çok sert yapıda değil. Lakin dayanıklı ve zarif bir plastik malzemeyle kaplı. Ön yüzey dokusu kaymayacak mikro pütürlü bir yapıda ve ortalama bir dokunuş hissi yaratıyor. En azından avuç içine gelen sırtın hafif kauçuk yumuşak bir hisse sahip olması efsane olurdu. Kenarlar ise düz bir yüzeye sahip, biraz daha farklı bir yapıda. Şu noktada pütürlü ya da kauçuk bir hat olabilirdi dedim. Fiyatına göre tabii ki ağırlık ayarı beklemiyorum, yoksa gider G502 alırdım. Ön yüzeyde parlak siyah DPI tuş hattı ve kenar tuşlar en azından mat havaya biraz hareket katmış. Genel olarak tuş kalitesini beğendim. Alt kısım ise epey sade geldi gözüme. Fakat 4 adet geniş ayağa sahibiz. Fareyi her yüzeyde akıcı bir şekilde kullanabiliyoruz ve ivmesini beğendim. 203'teki sol ve sağ tuşlar hassas tuş aktivasyonu sunan senkron çalışma noktasında iddialı Logitech G özel metal yaylı tuş gerginliği sistemine sahip. Geri bildirim ve ses şiddeti gayet yüksek. Scroll tekerimiz ise his bakımından çok daha yüksek bir seviyede. Şu noktada beğendim, çatır çutur oynamıyor, sağlam bir his sunuyor. İvediliği ise gayet yerinde. Genel olarak fiyatına göre dayanıklı ve hoş bir esinti sunan farenin ışık şiddeti ve kalitesi epey hoşuma gitti. Logonun avcumdayken gölgede kalmasını problem bile etmedim. Tabi DPI değiştirirken tuşta minik bir LED olsaydı fena olmazdı. Programla birlikte fazlaca ışık efektine ulaşmamız, kafamıza ve modumuza göre ayarlamamızsa beğendiğim bir diğer kısımdı. Sade fakat çekici dursa da tasarım, beni daha çok farklı renk seçenekleri etkiledi. Özellikle beyaz ve lila rengine baktığımda etkilendim diyebilirim. Gerilim en heyecanlı kısmı, acaba saniyede kaç hamle yapıyor? Dostlarım, kısaca alışkın olduğumuz 6 tuş takımlı güvenilir fare anlayışını sunan G203, birçok yüzeyde akıcı ve rahat bir deneyim sunacaktır. Öncelikle çok çevik buldum. Masada kaymak gibi akıyor. Daha çok klavye, fingertip grip tutuşa yatkın buldum. Eleştirebileceğim kısım sanırım tasarımın biraz küçük olması. Bir de benim elim kocaman. O yüzden palm tutulacağı varsa da bende olmuyor. Tasarım olarak Logitech G Pro ile aşırı derecede benziyorlar. Ürünün minimal tasarımı küçük ve orta ebatlı ellere rahat ve akıcı bir deneyim yaşatacaktır. Gelelim sensöre. 8000 DPI olması büyük ölçekli haritalarda epey iş görecektir. Lakin o kadar hızlı ve akışkan ki bazen tempo düşürmek istiyorum. Tuş kalitesini beğendim. Testlerde düşük gecikme gördüm ve saniyede 6 hamleye kadar çıkabildik. 7 olsaydı zaten fiyatına göre bayağı şaşırtırdı. Fakat şu noktada epey hoşuma gitti. Çözünürlük, hassasiyet ve akıcılık. Zaten gerçekleştirdiğim testlerde yüksek skorlar elde ettik. Farenin düşük DPI performansı epey başarılı. Bilakis 400 DPI sniper ve benzeri kullanımlarda iş görse de daha tutarlı bir sahne hayal edin. CSGO'da ilerliyorsunuz, ibreyi çok sarsmadan karşınıza çıkan adama sadece bilekten kuvvet alarak headshot atmak istediğinizde epey iş görecektir. İsabet oranını birazcık yüksek buldum. Tabi 3000 DPI'dan sonra fareyi tutamıyorsun. Bu noktada bana biraz fazla ivediği geldi. O yüzden kontrolü zor. Kısaca PMW3366 sensöre göre bir tık daha az çevik olsa da hareketler 3310'u andıran nitelikte. Zaten oyun odaklı bir sensör yerleştirmişler içerisine. Yalnız oyun içi hızlı dönüşlere tepkisini epey beğendim. Bence en bomba kısmı ne biliyor musunuz? Genelde 200 TL bandına kadar satılan farelerde kaldırma mesafesi bir tık yüksek oluyor. Adamlar ne yapmışsa fareyi kaldırdığım an imleç kesiliyor ve yanlış hamleler yapmamızın önüne geçiyor. Gelelim programa. Özellikle yakından bir süre merceği aldığım G'nin arayüzü akıcı ve çekici geldi.
Yalnız o kadar çok seçenek koymuşlar ki tuşları atama noktasında başta biraz kafanız karışabilir. Fakat profesyonel oyuncuları destekleyecek nitelikte farklı kombolar yapmanız da mümkün. Kaldı ki tuşa basmanızla çekmenize kadar ayrı ayrı kombo bile atayabiliyorsunuz. İşin güzel yanı yazı makrosu bile koyabilmektesiniz. Yayıncı programlarına özel tek tuşla kontrol olayı işi bambaşka bir boyuta taşımış. Özellikle test ettikten sonra daha ufak 51'ine denettim. Uzun uzun oynadı ve hoş bulduğunu, hareketler noktasında da seri hissettirdiğini belirtti dostlarım. Dostlarım, sonuç olarak palm tutuşa yatkın bir fare değil. Benim gibi upuzun bir ele değil de daha çok normal ve ufak bir ele sahipseniz, özellikle program avantajıyla birlikte performans noktasında temponuzu üst düzeye çıkartabilir. Aynı zamanda uzun süre kullanırken yarı yolda bırakacak bir fare gibi durmuyor. Bilakis FPS ve RPG türü oyunlarda hoşunuza gidecektir. Çünkü piyasaya baktığımda bazı fareler ara DPI seçenekleri sunmuyor. Bunda ise 200, 300, 350 DPI seçenekleri arasında artış sağlayabiliyorsun. Şu anda fiyatına baktığımda bazı sitelerde uçmuşlar ama 180 TL'ye en uygun neredeyse onu buldu. Zaten açıklamayı da bıraktım. Umarım işinize yarar. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Son olarak artı ve eksileri de şöyle bırakalım ki tabii ki tercih her zaman sizin olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın. Eğer paylaşmazsanız yılbaşı çerezlerinize ortak olurum ona göre.